Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Ocak Cuma Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 6 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin altılısı da 1. koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak ki ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul İzmir koşacak. Gündüz programında Kocaeli var. Kocaeli'nde arkadaşlar altılısı birinci koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak. Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz. gidişleri has olacak bu koşu için arkadaşlar. 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kumda startı alacak 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda aslında gruptan farklı bir isim var. Bu da bir numara Ay Melekcan. E, önemli bir safkan, güzel bir Ayaba kan temsilcisi olan safkan. Daha önemli gruplarda start aldı. Safkanın 2 aylık bir arısı var ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Biraz ağır kilolu koşan Safkan Hışman çizgi dairesinde normal şartlarda kazanacağı bir grupta koşuyor. Normal şartlarda dediğim gibi bu grubu geçmesi beklenir arkadaşlar. Daha önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum 1 numara Ay Tabii Tabi rakip hanesinde ise uygun kilo tartalan birkaç tane safkan var. Bunları rakip hanesinde arkadaşlar değerlendirebiliriz ki bunlardan biri 4 numara Tanır Kız bir Kaisberg temsilcisi olan safkan. Aslında önemli pedigisi var ama ne yazık ki şu ana kadar bunu gösterdi söylenemez. Hep beklentin olduğu bir safkan ama çok da iyi koşular çıkartamadı. Bugün için çıkacağı kaba iyi bir yarış çıkartabilir. Tolga Yıldız idaresinde bence denenmeli. Yine beğendiğim safkanlardan biri en azından istikrarlı bir safkan olduğunu bunu düşündüğüm 5 numara defne yaprağı yine Samet Erkuş'la beraber ve son olarak da 6 numaralı arkadaşlar dalgalı yeli Adem Aslan idaresinde benim en azından grup için arkadaşlar biraz daha şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Özellikle 1 numaralı Ay Melek Can'dan etkili bir koşu bekliyorum. Hatta dediğim gibi kazanma şansını çok yüksek görüyorum. Rakip aynısında ise 4-5 ve 6 numaralı safkanlar arkadaşlar günü ilk ayağında şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şart 3'te koşacak 4 yaş Arapları 1200 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safgan start alacak ki ben burada 2 tane safkanın sanki bu grup için yeterli olabileceğini düşünüyorum ki bunlardan biri 3 numaralı Yunsure gelen arkadaşlar. Fırat Aslan İdaresi'nde start alacak olan Safkan son ikinciliği başarılıydı. Gruba nazaran da daha sert gruplarda start aldığını düşündüğüm Safkan'ın bugün için müsait bulduğu bu grubu yetenekli aprantisi, formda aprantisi Fırat Aslan İdaresi'nde kazanma şansı oldukça yüksek gözüküyor. Son yarışın çok beğendiğim altın arkadaşlar Kadir Berk de yine bir Yakup Bey temsisi olan bu Safkan'da ben yine kuponlarda bulunmasının doğru olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi son startını çok beğendim. Çok gösterişli, güzel bir yarış çıkardığı Formda olduğunu düşünüyorum grupta müsait yine etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Yani 3 ve 6 numara safkanlar bende öncelikli bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa yine tuttuğunuz safkanlar günü ikinci ayarsan arkadaşlar değerlendirebiliriz. Gün üçüncü ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki dişilere has olacak bu koşuya. üç yaşlı İngilizler katılacak. 1400 metre mesafe kumda gerçekleşecek olan bu koşuya 7 tane arkadaşlar Safkan'ın katılımı gerçekleşecek. Burada son startını yine çok beğendim. Bir numaralı Bray Baby gör arkadaşlar. Bir lastik yavrusu olan bu Safkan'ın Fırat Aslan'la beraber şanslı görüyorum. Etkili bir koşu çıkaracaktır. Muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Rakip ise son startın her ne kadar çok kolay bir grupta yakayıp koşsa da 8-10 boyluk gibi çok gösterişli bir koşu çıkartan 4 numara arkadaşlar Anik Sunam'dan bahsedeceğim. Yine Adem Aslan idaresi start alacak olan bu safkandan da ben yine iyi bir koşu bekliyorum. Günün arkadaşlar 3. ayağı için özellikle 1 ile 4 numara safkanlar bende biraz daha öncelikli. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında yeri olanlar için de 2 numara arkadaşlar çevik görüyor. Yine galip kılıç idaresinde şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Yani 1 ve 4 numara safkanlar önceliğim. Rakip ise arkadaşlar 2 numaralı safkanı gün 3. ayağında değerlendirebilecek safkanlar konumunda. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise ee, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu koşacak. Kupalı bir koşu. Açık üçte koşacak olan bu koşuya 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşuda son startını e, çok güzel kazanan 7 numaralı Kuzey Yağmur'u Halis Kartis idaresinde çok şanslı gözüküyor. Çok yakın ara yarışlar yapan safkan. E, öne, e ama yine de etkin formuyla beraber kazanmaya da etkili bir şans şansı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada özellikle 7 numaralı Kuzey Yağmurundan Halis Darısı'nda iyi bir koşu çıkacaktır ama ben rakip hanesine yine burada 3 numaralı arkadaşlar Padro Padroni muhakkak eklemeye çalışacağım. Ara sonrası bir yarış gören safkan bugün için bu grupta etkili bir şu koşu çıkartabilir ve son yarışlarında çok formda gözüken 5 numaralı Ketiş Aştı Raitim arkadaşlar yine bu safkanın da Onur Öztürk'le beraber şanslı olabilecek bir diğer safkan konumunda görüyorum. Hatta yerim olursa bu tarz mesafelerde etkin yarışlar çıkardığını düşündüğüm 6 numaralı Çakalın oğlu yine Hışman çizgi dairesinde benim yine kuponumda şans vermek istediğim bir diğer safkan konumunda. Arkadaşlar özellikle 7 rakip hanesinde ise dediğim gibi 3, 5 ve 6 numara safkanları günün 4. ayında arkadaşlar rakip hanesinde değerlendirebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. yana geldiğimizde ise şartlı 3'te izleyeceğimiz 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuya 8 tane safkan startı alacak. Ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 2 numara arkadaşlar S. olacak ki önemli bir kaneko temsisi olan safkan bilindiği gibi çok önemli bir pedigriye sahip. Ee, üzerinde de Hışman çizik var ki bugün için ekür avantajlı olan safkan için her şey lehine gözüküyor. Bu site grubu bulmuş her şey lehine gözüken safkandan ben etkili bir koşu çıkarmasının kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi 2 malı s -Röber arkadaşlar günün 5. ayağında Hışman çizgi dairesinde kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabilir bu safkan bu grubu bence kolay geçecektir. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te izleyeceğimiz dişilere has olacak bir koşuda 4 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuya 13 tane safkan start alacak. Gün yine ee, önemli zevkli koşullarından biri arkadaşlar aynı zamanda sürprizde müsait gördüğüm ayaklardan da biri burada tabi bir numaralı Fatih Gülü mesafeyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde grubun da müsaitliği söz konusu arkadaşlar önde kurcağı tempo ile beraber yarışı bitirebilir muhakkak denenmeli. Daha sonrasında 2 numaralı Celalia yine Alican İnci idaresinde iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan. 3 numaralı Strom Life yine Mahmut Turan'la beraber iyi koşacaktır. 10 numaralı Ayaz'ın kızı mendip temsilcisi olan safkan Gökhan Bektaş idaresinde son startını kazanan safkandan yine etkin bir koşu gelmesini bekliyorum. 1, 2, 3 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar günün son ayağında benim için biraz daha ön planda olan safkanlar olacak. Daha sonrasında dediğim gibi yine tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar Kocaeli programıyla ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsiyeni takip ettiğinizde ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.